Peki, altın fonlarında ilk neye bakmak istersiniz Mert Bey? Altın fonlarında son bir ayda altın fonları ne kadar getirmiş? Hangi Tamam. altın fonu ne kadar? Hatta altın da değil, kıymetli madenler diye bakalım. Çünkü içinde Gümüşe de gümüş de bakalım. olsun. Tamam. Çünkü onun da nedenini anlatacağım birazdan. Peki, Açalım. o zaman rica edelim hemen Uğurcum ekranlarınıza. oynatalım diyorum ya. Geliyor. Evet. Peki. Evet. Evet. Şimdi bakın burada yine %10 getiren bir fon var. Yanılmıyorsam Akbank'ın bir fonu. Evet, Yine sanıyorum. Garanti Bankası'nın bir fonu 9.67 getirmiş. Yine aktif portföy yanılmıyorsam 9.20. Yapı Kredi'nin yanılmıyorsam 8.73, yanlış olmasın. Bunlar tabii banka faizinin neredeyse iki katı. Dolayısıyla çok iyi getiri oranları. Dolayısıyla bu oranlar bizim için önemli. Neden önemli olduğunu birazdan göstereceğim. Mesela ilk baştakinin bir şeye göre, dövize göre veya işte diğer Enstrümanlara enstrümanlara göre göre bir getirisine getirisine bakalım bakalım. lütfen. Peki, geldi ekrana detayları. Gümüş fon sepeti fonu Ak Portföy'ün hemen karşılaştırma kısmına grafiğe girelim. Bakalım. Son sanıyorum Bir ay. 3 bir ayda evet Bir ayda. Peki bunu 11, mesela şeye göre Nisan bakabilir miyiz? 21-24 getirmiş. Hem dolara göre bakabilir miyiz mesela? Tam ekran görebilirsek şahane olur. Evet harikulade şu an daha net görüyor olacak izleyicilerimiz de bizler de. Hemen dolara göre bakalım ne getirmiş ne götürmüş. O rakamları da orada görebilirsek, dövizin rakamı ne kadar onu da görebilirsek. Hatta mümkünse bir yere borsayı da görelim mümkünse. Tabii ki her şeye bakabiliriz Evet. istediğiniz. Evet değerli arkadaşlar. Bu arada illa bu programı her zaman seyretmeniz gerek yok. Tabii seyredebilirsiniz ama bu application'a girerek de bunları buradan tek tek kontrol edebiliyorsunuz. Ben sürekli buralardan bakıyorum grafikleri. Mesela bakın şimdi. Ben. Gümüş fonu, bu bahsettiğimiz fon 10.24, BIST 9.71, gram gümüş 7.79, 79 dolarda bir. dolarda %1. İşte yine müthiş bir şey. Yok. Tabloyla karşı Yok karşıyayız. artık LeBron James diyorum yine, tamam mı? Dolar %1 yaparken hani o büyük Evet. ekonomistlerin böyle en iyi okullarda Evet. okumuş böyle beyinleri daha benim 100 katım daha bilgili insanların dolar dediği Amerika'dan bile tweetler atıldı çünkü dönemde doların 10 katı daha fazla Çok kazanan bir fon ciddi, var. evet yani çok ciddi Demek bir ki fark var. bu fon işi gerçekten önemliymiş. Kesinlikle öyle. Çok ciddi bir oran. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle mesela sadece altın almak da yeterli değil. Mesela burada normal altın da koyabilir miyiz? Burada normal altın da olsun lütfen. Hemen altında gelirken bu arada sevgili Mert Başaran az önce söylemişti. Sizler de hala Foneria uygulamasını indirmediyseniz indirebilir bu grafikleri. Neyi merak Altına ediyorsanız tıklayalım orada. yine Evet. Foneria'nın içinden bakabilirsiniz. Geldi. Baktığımızda bakın altın da %4.7 Evet. 0.7 kazandırmış. Fon %11,24. Evet, İki evet. katı yani Evet, demek ki neredeyse. burada doğru fonu seçerse bakın gümüşten de çok kazanmış, altından da çok kazanmış, dolardan da çok kazanmış bir fon var. Ne fonu bu? İçinde gümüş ve altın olan fonlar Evet. dolayısıyla bu ağırlıklı gümüş fonuydu. Dolayısıyla burada işte bunlara çok önem vermemiz lazım. Ben ona daha çok kıymetli madenler fonu diyorum. Yani salt bir vatandaşın sadece altın almasındansa illa kasaya koyuyorsa o artı bir şey, ayrı bir şey ama hani kasada altın almayıp da böyle fon olarak alan veya bireysel veya banka üzerine almak yerine böyle fon olarak almanın da böyle avantajları var. Tabii ben burada da bir uyarı yapayım. Bu ay böyle kazandırdı diye her ay aynı kazandıracak demek değildir. Eğer altın veya gümüş çok arttıysa da tabii ki durabilir, düşebilir. Ama burada ana hikaye şu. Altın veya kıymetli madenler, gümüşün artacağını düşünüyorsanız fon olarak aldığında daha çok kazanıyorsunuz. Hisse senedi artacağını düşünüyorsanız hisse senedi olunca daha çok fon olarak alırsanız daha çok kazanıyorsunuz. Dolayısıyla burada temaya karar verdikten sonra bence hepsi de olması lazım portföyünüzde. O Evet, da her ayrı bir konu. seferinde de Her söylüyorsunuz seferinde söylüyorum. Çünkü zaten. dediğim gibi hangi ayın neyin artacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla baktığınızda da gördüğünüz üzere ne kadar çok artan bir fon olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da bu çok büyük bir oran yani %10 çok. Bu %10 kazanan akıllı bir adam ne yapıyor mesela? Çok kazandım diyor. Şimdi belki başka yere geçiyor. Aynen. Başka fona geçiyor. Arada fonlarda da değişiklik yapılıyor. Dolayısıyla burada şunu görmeniz lazım. Her zaman söylediğim bir şey var değerli izleyenler. Maalesef ve maalesef bir ekonomist ekonomiyi çok iyi bilebilir, makro ekonomi piyasaları bilebilir ama yatırım danışmanı veya fon yöneticisi değildir. Bakın çoğu ekonomistin dolar dediği dönemde bile hem de dünyanın en iyi ekonomistlerinden biri hatta Amerika'da olan bir ekonomist bile dolar derken dolar artmıyor ama bu fon daha çok artıyor. Dolayısıyla biraz daha fon yöneticilerin işi başka bir iş olduğunu anlamamız lazım. Her kanalda bunu tekrar ediyorum. Psikologla psikiyatrist başka bir şeydir. Hatta psikopat başka bir şeydir. Biz hepsini aynı zannediyoruz. Her gördüğümüz psikoyu aynı zannediyoruz. Arkadaşlar psikiyatrist ilaç verebilen doktordur. Psikolog başka bir şeydir.
Konuşabilir, ilaç yazamaz. Psikopat ise bambaşka bir şeydir. Hı Allah hı. korusun, hastalıklı bir şeydir. Ama biz o psikoyu aynı zannediyoruz ya. Bakın ekonomistle de fon Birbirinden, yönetimi, evet, çok fon farklı. başka bir şey. Dolayısıyla ben fon işine, ben bile fon yöneticisi değilim arkadaşlar. Kendi fonumu yönetirim Hı. ama fon yöneticisi yetkim yok. Öyle bir bilgim yok. Ben kendi fonumu çok şükür yönetirim ama ben bile çoğunlukla fon yönetim şirketlerine teslim oluyorum. Bu kadar. Çünkü zamanım yok, takibim Evet yok. yani Yani anlık her seferinde her yayında söylüyoruz artık biz düzenli izleyen izleyicilerimiz biliyorlardır ama hani gündem gerçekten kızıyorum anlık ama biliyor musun ya? değişebiliyor. Bak, Hala ya bunu şuna ısrar kızıyorum edenler yani. varsa Ben onu yanlış hatta evet yapıyorlar. ya niye yanlış yapıyorlar? Şimdi adam 35 yaşına kadar Amerika'nın en iyi okullarında okumuş, ekonomistlik yapmış, dünyayı inceliyor falan ama Türkiye'deki bu şirketlerin karlılıklarını, bilançolarını veya Amerika'daki şirketlerin karlılıklarını, bilançolarını incelemiyorsa, burada hangi şirketi hangi tahtacı yapıyor, hangi şirket ne yapıyor bilmiyorsa, yani bir fon yöneticisi değilse istediği kadar iyi ekonomist olsun yanılabilir. Evet. Dolayısıyla bizim işimiz fon işi olduğu için, para yönetmek bir fon işi olduğu için fon yönetimi, o konudaki bilgiyi, hangi fiyattan alınır, hangi fiyattan satılır, biraz daha detaylı bir iş. Lütfen hani bu konuda biraz işi eline vermek lazım. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Zaten istikrarlı şekilde bakınca belli fonlar çok iyi yönetiliyor. Biz iyi yönetilen fonlarda istikrarlı olarak devam etmemiz gerekebilir. Evet ya da yatırımcı hani benim bu fonları da işte vakit ayırabilecek vaktim yok diyorsa Yok. Fonaryan'ın içinde Go'lar tam da sizin için davranışsal yatırımcı analizini biliyorsunuz Fonaryan'a girenler yatırımcılar yapıyorlar. Bak bu konuda Buyurun. çok önemli. Yine çok güzel bir yere açtın. Ayağını bastın, çek. Anlatayım burayı diyorum 2 dakika. Tamam Çok tam çektim. üzerine bastın Hemen çünkü. Tam çektim. üzerine bastın. Sağ olun Ayağını çek. siz de. Şimdi sizdeki o şey o kadar güzel bir şey ki application ya da ne bileyim işte bir assessment bilmem ne işte İngilizce Evet, kelimeler şimdi bulamadım. davranışsal yatırımcı Bilmem ne analizi analiz var. şeyi gibi. Yani normalde bu çok ciddi paraya satılabilecek bir şey. Ben herkesin bunu mutlaka alıp değerlendirmesi. Yani illa tabii ki tercihim sizi kütle çalışsınlar ama hani babamın şirkette değil çalışmıyorlarsa çalışmasınlar ama oradan bu fırsat bedavayken Evet. bunu doldursunlar ki buradan şeyi alsınlar. Çünkü bana geliyor bakın en sinirlendiğim soru yani. Çünkü bilmiyorum ya bana diyor ki Mert abi diyor sence diyor işte altın mı alayım dolar mı alayım borsaya mı koyayım. Ya ben Ay ne senin olur burada da siz bir es verin çünkü bunun en büyük mağdurlarından biri benim. Sevgili Mert Başaran'la yayın yaptığımız için sağ olsun. Eşimiz dostumuz diyor ki ya işte Bahar Mert Bey'e bir sorar mısın? O ne olacak? Bu ne olacak? Mert Bey de her seferinde diyor ki herkese aynı yatırım tavsiyesi Evet. zaten verilemez. Çünkü Veremez. o kişi işte ekonomik durumu nasıl, evli mi, bekar mı, çocukları var mı, giderleri neler gibi birçok şey söylüyor. Bir tane Mert Başaran var. Kendisi de zaten oldukça yoğun. İşte size ulaşamayanlar belki de İşte aslında. aynen bak çok güzel bir noktaya geldim. Bir kez şunu yapması lazım. Herkesin ilk önce kendini bir analiz yapması lazım. Bu şeye girecek, soruları cevaplayacak. Soruları cevapladıktan sonra diyecek ki benim şeyim şu çıktı, sonucum bu çıktı. O sonuç elinde olacak. O onun aslında bir MR'ı, Doğru. röntgeni. O röntgenle ister bana yollar, ister sizin otonom portföy şeylerinize girer, ister size yollar zamanla onları sonra konuşuruz da hani nasıl yapacaklarını ama ilk önce bir onu almaları lazım. Yani bana sorduğunda benim şunu görmem lazım. Ben sizin inceledim. Siz kamu dış borçlanma ağırlıklı altında durmalısınız. Evet. Dediğinde benim bir altyapısı olması lazım. Çünkü görüyorum orada adamın röntgenini görüyorum. Adam Tabii. başka bir kafa yapısında ama başka birini görüyorum. Aynı arkadaş grubunda mesela. Abi diyorum sen diyorum direkt diyorum bu blockchain fonlarında yürü. Diyor ki öbürü ya bana niye onu söylemedin? Senin Risk risk seviyen. algın başka. Evet. Onun risk algısı başka. Onu orada görebiliyoruz çünkü. O neye göre göre o kadar detaylı sorular var ki orada o sorulara göre göre. O yüzden ilk önce mutlaka mutlaka yarın bana da ulaşacak olursanız herhangi bir yatırım Evet. için ki çok vaktim yok mümkün olduğu kadar bakmaya çalışsam da bakamıyorum ama en azından onu isteyeceğim artık. Ya şu rapora girin bir doldurun ya. Ben Evet. sizin bir göreyim ne olduğunuzu ona göre bakmamız lazım. Aynı şekilde bireysel olarak da bunu yaparken de siz diyeceksiniz ki ya ben buna uygunmuşum buna yatırım yapmalıymışım. Evet. Ona göre de otonom portföyde 1, 2, 3, 4 var. En sonunda onu söyleriz. Ona göre yatırım yapması lazım. Dolayısıyla ilk önce insan kendini bilmesi lazım. Bakın kendini Kesinlikle. bilmeyen yatırım yapamaz. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Aldınız ben şimdi size söylerim 2-3 tane fon ondan sonra %5 düştü diye ki var böyle panik Panikten. oluyor satıyor. Çünkü bilmiyor. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli. Onu mutlaka değerli arkadaşlar girip doldurup kendi röntgeninizi bedava röntgen aleti var ya. Bedava check-up yapıyor adamlar size yani gerçekten. Hatta ben söyledim yani bunu niye bedava yapıyorsunuz? Bu kadar güzel bir check-up şey makinesini var ya adam almış. Çünkü bu ciddi bir para.
Tabii Yapılması, tabii. bulunması falan filan. Bu bir fırsat. Lütfen bunu doldurun. Alın elinize rapor olsun ya. Yani bir ay sonra kullanın, 3 ay sonra kullanın, paranız olduğuna kullanın. Kendinizi bilin ya. Değil mi? Ben gerçekten hani ben bir yatırımcı olarak nasıl bir davranış sergiliyorum? Kriz durumlarında nasıl bir davranış sergileyebilirim? Bu yatırdığım paraya uzun vadede ihtiyacım var mı? Yoksa kısa vadede mi ihtiyacım var? Hani buna göre hakikaten bu bir rehber Evet. Çünkü ben bunu niteliğinde. kendimce tamamen bu kadar profesyonel olmayan bir yöntemle anam babam usulü yapıyorum mesela. O bile bir işe yarıyor. Bu daha da güzel bakınca birebir tuttu. Çünkü bir de ben check ettim. Onların o raporuyla kendi yaptıkları. Ben çünkü neler soruyorum musun? Kaç yaşındasın? Beni zaten bilen bilir. İşte ne iş yapıyorsun? Nerede oturuyorsun? Anan babanla nereli? Ondan sonra çocuğun var mı? Çoluğun var mı? Bunlar o kadar önemli ki. Yani bir Ankara'da memur, mühendisle ne bileyim işte İstanbul'da bir tekstil şirketi sahibi ya da tekstilde bir berberin aynı değil. Tabii. Herkesin farklı. Herkesin farklı. Çocuğu olmayanla çocuğu olanın farklı. 55 yaşındayla 45 yaşındanın farklı. Hatta aynı yaşta çocuğu 22 yaşında olanla çocuğu 3 yaşında olanın bile yatırım stratejisi farklı olmak zorunda. Ve bu arada ben de bu davranışsal yatırımcı analizini yanıtlamış biri olarak çok da eğlenceli sorular var arada. Sonucumu çok merak ettim. Ya örneğin bir tanesi işte bir teknik direktör olsanız takımın bu durumunda nasıl aksiyon Onu niye alırsınız yapıyorlar biliyor musun? İşte gibi. sizin risk ve kafa yapınızı anlamak zorunda adam Aynen yani. öyle. Kriz durumundaki davranışınızı. Hatta çok alakası bir konuya gireceğim şimdi bir anda aklıma geldi. Doktor Bull diye bir tane dizi var. İnternette bulursanız seyredin. Aynı buna benzer testler yapıyorlar. Ne zaman biliyor musun? Jüri seçerken mesela hemen seçerken diyorlar ki bu diyorlar her şeyi not alıyor diyorlar. Bu bize uygun değil çünkü çok dikkatli. Öbürü diyorlar hiçbir şey not almıyor. Bu tam bize göre. Veya işte bu işte aldatmalara çok karşı olduğu için kuralcı, ahlaklı biri bu bize göre değil veya bize göre. Yani herkesin bir karakteri var. İlk önce yatırımda onu karar vermemiz lazım. Bakın işin birkaç ABC'si varsa da karakter. Mert Başaran'ın karakteri öz kardeşinin karakteriyle aynı değil. Mert Başaran bir hisse aldı mı yıllarca tutuyor. Öz kardeşi aldı mı 2 gün sonra dayanamıyor satıyor. Şimdi bunu bilirseniz doğru yatırım yaptırabilirsiniz. Doğru. Dolayısıyla bunu mutlaka doldurun yapalım. Burayı kapattık. Evet. Peki, başka altın fonu bakmak ister misiniz? Yok. Altın benim için Tamam. yeterli. Şurada gördüğümüz dersimizi aldık zaten. Ne Evet. dersimizi aldık? Yine her zaman gibi doların üzerinde Dolardan daha kazandırmış, çok görmüş kazandırmış. olduk. Ki sadece doların değil birçok yatırım Evet. aracının üstünde kazandırmış.